İkinci sınıflar konumuz çıkarma işleminin sonucunu tahmin etme. Toplama işlemindeki tahmin gibi çıkarma işleminde de tahminlerimizi yaparken en yakın olduğu onluğa yuvarlıyoruz. Yapalım birlikte. 52 hangi onluğa daha yakın? 50'ye yakın. 18, 20'ye tahminimizi bulalım. 30 Şimdi gerçek işlem sonucuna bakalım. 1 onluk aldık. 12. 12'den 8 çıkarsa 4. 4'ten 1'i çıkarırsak 3. Gerçek sonuç 34. Tahminimiz 30. İkisinin arasındaki farkı bulacağız. Bakalım tahminimiz gerçek sonuca ne kadar yakın. 34 büyük olduğu için üste yazdık ve çıkarıyoruz. Fark demek çıkarma yap demek ve farkı 4 olarak bulduk. 75 80'e yuvarlanır. 37 40'a yuvarlanır. İşlemimizi yapalım. Tahmini sonucumuz 40. Gerçek işlem sonucuna bakalım. Komşuya gittik, bir onluk aldık. 15. 15'ten 7'yi çıkarırsak 8, 6'dan 3'ü çıkarırsak 3. Gerçek sonucu 38 olarak bulduk. Tahminimiz 40. Aradaki farkı bulmak için büyük olan üste yazdık. 40, 38 çıkarırsak 2 olarak buluruz. Ayakkabının fiyatı atkının fiyatından yaklaşık olarak kaç fazladır? Çocuklar, problemde eğer yaklaşık kelimesini kullandıysa biz anlıyoruz ki burada tahmin etme yapacağız. Yani en yakın olduğu onluğa yuvarlayacağız. Bakın yaklaşık kelimesinden bunu anladık. Ürünlerimiz neydi? Ayakkabı atkı. Ne demişti? Kaç fazladır? Ayakkabının fiyatı atkıdan kaç fazladır? Her fazla kelimesi toplama işlemi anlamına gelmiyordu. Burada ayakkabı fiyatıyla atkı fiyatı karşılaştırılmış. Karşılaştırma varsa hangi işlemi yapıyorduk? Harikasınız. Çıkarma işlemi yapıyoruz. Ayakkabının fiyatı 88. Peki ayakkabıyı en yakın olduğu 10'la yuvarlayalım. 90'a daha yakın. Atkı 34, 30'a daha yakın. Fazla kelimesi toplama anlamına gelmiyordu. Karşılaştırma yaptığı için çıkarma yapacağız ve yaklaşık olarak 60 lira fazla olduğunu tahmin ettik. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.